Merhaba, Tünemi Mu kanalına hoş geldiniz. Bu haftaki videomda antropolojiden esinlenerek farklı bir hasır sepeti yapmak istedim. Evimizde atıl durumda olan kovaları bu şekilde değerlendirebiliriz diye düşündüm. Benim esinlendiğim sepetin fiyatı 98 dolardı arkadaşlar ve ben bunu sadece 15 liraya mal ettim. Şu an videomu izliyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bunu her seferinde söylüyorum çünkü hala videolarımı izleyenlerin %80'i kanalıma abone değil. O yüzden başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istedim. Hazırsak o halde başlayalım. Ben bu sepeti yaparken yoğurt kovası kullandım. Yoğurt kovasının ağız kısmını önce bir kestim. Şimdi halatı silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Kullandığım halatın kalınlığı 4 milim. Yaklaşık 25 metre kadar da halat kullandım. Sıcak silikon kullandığım için elinize yapışabiliyor ve yakabiliyor. O yüzden ben küçük bir karton yardımıyla yapıştırdım bazı yerlerde. Kovanın tamamına halatı yapıştırdım. İki kat daha fazladan ben devam ettim çünkü içindeki o beyaz kısım görünsün istemedim. İsterseniz bir kumaş da dikebilirsiniz içine. Evet, tat kısımlarını da yaptıktan sonra sepetimiz hazır. Bence bu şekilde bile kullanılabilir. Gayet şık, gayet güzel bir sepet oldu. İplerin çoğunu gördüğünüz gibi geçirdim zaten. Son birkaç tanesini de sizle beraber yapmak istedim. İplerin arasında bir parmak boşluk bıraktım. İpleri ikiye katladıktan sonra bu şekilde bir iğne yardımıyla ya da makasla o yapıştırdığımız yerden küçük bir delik açarak geçirebiliriz.
içeriden doğru geçiriyorum bakın. İkiye katlamış olduğum kısmı içeriden geçiriyorum. Özellikle sap kısmının olduğu yerden de bir tane ip geçiriyorum ki sap böyle daha düzgün, daha dik dursun diye. Kullanmış olduğum bu beyaz ipin herhangi bir özelliği yok. İnce bir ip kullandım sadece. Makrome ipiyle yapacaktım ilk başta aslında ama o biraz gözüme kalın göründü, güzel görünmedi. O yüzden sonradan değiştirdim. Beyaz ince bir ip kullandım. Evet, şimdi motifleri nasıl veriyorum onu gösteriyorum. Her motif için 6 tane ip kullandım bakın. Daha doğrusu 12 tane ip var şu anda ama her ip 2 katlı. Birer katını ayırıyorum. 3 tanesini sağa. Şimdi diğer iplerden de 3 tane daha ayırıyorum. Onları da sola. Bunlar diğer taraflardaki motiflerde kullanılacak. Ve kalan 6 ipimle kare düğüm tekniğini kullanarak bir motif oluşturuyorum. Ortadaki 4 ip sabit kalıyor. Soldaki ipi onların üzerinden geçiriyorum. Sağdaki ipi de soldakinin üzerinden ve diğerlerinin altından geçiriyorum. Olabildiğince yavaş göstermeye çalıştım anlaşılabilir olması için. Daha önce bir motif yapmıştım. Onunla aynı hizada yapıyorum. Şimdi tam tersi, sağdaki ip diğer iplerin üzerinden, soldaki ip de onun üstünden ve diğer 4 ipin altından geçiyor. Bu şekilde düğümümüzü tamamlamış oluyoruz. Yine bir kare düğüm oluşturuyorum. Ve ipleri son şeklinde verdikten sonra yine silikon yardımıyla tabanına yapıştırıyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çok beğenerek kullanıyorum. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben bunun düğünde kesinlikle yapmayı düşünüyorum. Koltuk şallarım için veya kendi şallarım için. Bakın oldukça güzel şık bir model oldu. Sadece 15 liraya mal etmiş olduk bunu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.